Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkı seyyidina Muhammed ve ala sahbihi ecmaîn. Bugün beşinci dersimize bakacağız. Konumuz mukabele, yani görüşme. Bu dersimize verilmek istenen bazı temel dil bilgisi kurallarını ve yeni ifadeleri görmeye çalışacağız. Bildiğiniz şeyler, sabahul hayır, sabahul hayır, mesmuke, ismi nebiyin, şuradaki cümleye karşılık verilen soru cümlesi olan bu mesmuke'ye cevap olarak verilen ismi nebil'deki şu kaf zamirinin ye ile yer değiştirdiğine bakın. Daha önce söylemiştik. Soru ve cevaplarda birinci ve ikinci şahıslar karşılıklı yer değiştirir. Ma talabuk? Ne istiyorsunuz veya isteğiniz ne? El-amelu fi'ş-şerike. Şirkette çalışmak istiyorum. Ma cinsiyetuk? Belki bu kavram yeni olabilir. Ma cinsiyetuk? Nerenin vatandaşısınız veya hangi ülkenin buyruğuna tabisiniz anlamına geliyor. Cevaptan da bunu anlıyoruz. Ana Mısriyum. Ben Mısırlıyım. Ma umruk? Ana fi's-selasin. 30'undayım. Ma mihnetuk? Mesleğiniz. Mesleğin ne? Muhasib. Dikkat ederseniz böyle karşılıklı pratik konuşmalarda amri diye başlamamıza gerek yok. Veyahut da ma mihnetuke ve özellikle bu göz ardı edilmemesi gereken bir husus. Mihneti muhasebe demesine gerek yok. Doğrudan mesleğini söylüyor. Muhasebe. Evet. Devam ediyoruz. Eynat talabu. Dilekçeniz nerede? Talep, dilekçe manasına kullanılmış. At talabu alel mektep. Dilekçe masanın üzerinde ha huva. Bu da bir kullanım kalıbı. İşte burada anlamında. Huva'nın talebe uygun bir şekilde, talep kelimesine uygun bir şekilde kullanıldığına gör. Evet. Şuna uygun gelmiş. Bir sonraki cümlemizde ve eynel evrak? Evrakınız nerede? Burada da el evraku fil hakime. Evrak çantada. Ha hiye. Burada da hiye diye gelmiş. Şuradaki haların ortak kullanıldığını görüyorum. Şuradaki hiye de şuna uyumlu olarak gelmiş. Yani şuradaki huyanın mektebe, şuradaki hiyenin de hakibe ile alakası yok. Doğrudan burayla ilgili. Burada parantez içinde şu bilgiyi vermekte fayda var. El-evrak kelimesi herhangi bir müenneslik görünür, müenneslik alameti taşımamasına rağmen müennes gibi işlem görmüştür. Burada şu kuralı hatırlamış olalım. Düşünemeyen varlıkların çoğul şekilleri müzekker veya müennes olması fark etmez. Müfred, müennes,
gibi işlem görürler. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu metinle ilgili zaten diyaloğu anladık. Eyne hadel hivar. Burada şunu görüyoruz. Yeni bir soru kelimesi. Yeni bir soru kelimesi. Eyne. Eyne hadel hivar. Bu diyalog nerede geçiyor? Müdürün fi mektebil müdir veya müdürün ofisinde diyoruz. Ma cinsiyetü Nebil Raşid. Görüşmeye gelen Nebil Raşid'in nereli olduğunu, hangi ülkenin uyruğuna tabi olduğunu soruyor. Huve Mısriyun. Ma umruhu huve fi'l-selâthîn. Ma mihnetuhu. Mesleği ney? Huve muhasib. Ma cinsiyetüke. Alıştırma sorusu. Sizin buyruğunuzu soruyor. Ana Türkiyum. Ana Mısriyum. Ana Irakiyum. Ana Suriyum. Ana Suudiyum. Ana Britaniyum. Gibi değişik şeyler, cevaplar verilebilir. Hel ente muhasib. Buraya kadarki sorularda arkadaşlar, dikkat ederseniz, şu da dahil olmak üzere, hel ile sorulmamıştı. Onun için bunlara cevap verirken doğrudan karşılığı söylüyorduk. Hel ile sorulan sorularda ise daha önce geçtiği üzere isim cümlesine mi eklemektedir ve buna ya naam ya da la ile cevap vermemiz gerektiğini hatırlayın. Hel ente muhasib? Naam, ana muhasib. Yine şuradaki zamirin kişiler arasında soru ve cevaptaki birinci ve ikinci şahısların karşılıklı yer değiştirme kuralını hatırlayarak cevap verebiliriz. Ana muhasib. Naam, ana muhasib. Ma mehnetuke? Burada da aynı şekilde ana muhasib dememiz gerekiyor. Peki. Burada biraz net okunmayan bir belki resim var. Kalem ve masa. Burada da çanta ve içinde kitaplar görülmektedir. Eynel kalem diye bir soruya eynenin kullanımını anlatıyoruz. Eynenin kullanımı. Eynel kalem. El kalem alel mektep. Kalem nerede? Sıranın üzerinde. Eynel kitap. Kitap nerede? Şurada. El-kitabu fil-hakibe. Demek ki burada kalemin nerede olduğu veya kitabın nerede olduğu sorulmaktadır. Eynenin soru bir soru kelimesi olduğunu, bunun yer sormakta kullanıldığını, nerede anlamına verdiğini bilelim. Cevap olarak da bu tip soru cevaplandırmada soru kelimesinin karşılığını cümlenin sonuna getirirsek doğru cevaba kolay ulaşmış oluruz. Dikkat ederseniz el-kalem ile başladık. El-kalem alel-mektebe. Alel-mektebe. Kalem masanın üzerinde. El-kitab yine el-kitabla başladık. Fil-hakibe. Eynenin karşılığı burada fil-hakibe. Burada eynenin karşılığı fil-mektebe. İleride yine göreceğiz birkaç örnek. Devam ediyoruz. Eyne kullanımına devam. Eyne Riyad fi Suudiye. Eyne Kahire. Kahire fi Mısır. Eyne Paris. Paris nerede? Paris fi Fransa. Eyne London. London fi Britanya. Devam ediyoruz. Hem burada ülke ve şehir isimlerinin Arapçada nasıl yazıldığına dikkat edin. Hem de soruya cevap verme usullerini görün. Evet. Yine bir net olmayan bir resim.
Fi hadihi sureti kalemun. Burada bir kalem var. Ve kitabun. Şurada bir kitap var. Ve hakibetun. Burada bir çanta var. Ve maktabın bir de masa var. Buna göre soruyoruz. Dikkat edin. Fotoğrafı veya resmi görün. Ona göre cevap vereceğiz. Eynel kalemu? El kalemu alel kitab. Eynel kitab? El kitabu alel hakiba. Eynel hakiba? El hakiba alel maktab. El kalemu alel kitab. Vel kitabu alel hakiba. Vel hakibatu alel maktab diye her üç cümleyi peş peşe söylüyoruz. Demek ki ala ifadesi üstünde anlamını veriyoruz. Devam ediyoruz. Yine farklı isimlerin yazım şekillerine bakın. Sadece bunun için. Yoksa eynenin kullanımını daha önce söyledik. Eyne suat. Suat fi Paris. Eyne Robert. Robert filandan şeklinde devam ediyoruz. Yeni bir şey olmadığı için devam ediyorum. Çünkü bu dersimiz, bu kaydımız özel kayıt. Her ne kadar harita yardımıyla aşağıdaki cümleleri de okuyun diyorsa da harita pek net değil ama buraları tanıyoruz. Çok yabancı olmadığımız yerler. Riyad fi Suudiye. El-Kahira fi Mısır. Dimeşk fi Suriye. Amman fi Ürdün. Bagdad fi Irak. El-Khartum fi Sudan. El-Dawha fi Katar. El-Manama fi Bahreyn. El-Kuveyt fi Kuveyt. Dikkat ederseniz birinci cümlelerin ilk kelimeleri şehir isimleri, sonrakiler cümlenin sonraki isim de ülke isimleri. Ve yine bu isimlerden bazılarının eliflamlı, bazılarının eliflamsız olduğuna dikkat edin. Bu tamamen Arapların kullanımı ile ilgilidir. Belli bir kuralı yoktur. Yani burada göz önünde bulunduracağınız bir kuraldan ziyade doğrudan Arapların kullanımına uymak zorundayız. Buradaki El-Kuveyt kelimesi sizi şaşırtmasın. Kuveyt'in başkentinin Kuveyt olduğunu da biliyoruz. Çünkü ayrıca hem şehir ismi hem ülke ismi. Burada yeni bir soru kelimemiz var arkadaşlar. Men. Men. Men fil muhtabar. Abdullah bu fil muhtabar. Men fil mektebe. Dikkat ederseniz. Men fil muhtabar. Kim laboratuvarda? Abdullah bu fil muhtabar. Öğrenciler laboratuvarda. Fi'nin de anlamını, de da anlamını verdiğini görün. Men soru edatının da kim anlamına geldiğini ve akıllı düşünebilen varlıklar için kullanıldığını, yani insan için, kişi, şahıslar için kullanıldığını görelim. Men fil mektebe, sadiqi fil mektebe. Men fil mat'am, el mühendis fil mat'am. Şeklinde devam ediyor. Yeni kelimemiz el funduk yine gelebilir. Otel anlamını arkadaşlar. El müsteşfa hastane. Evet. Devam ediyoruz. Bu etkinliği geçiyorum. Çünkü daha öncekinin aynısı. Eyni Dimeşk. Hel Bagdad fil Urdun. Bu sorulara cevap vermemizi istiyor. Yukarıdaki bilgilere göre. Tabi hel ile sorulan sorulara ya na'an ya da la ile cevap veriyor. Hel Bagdad fil Urdun? La. Bagdad fil Irak.
deyip doğrusunu söylüyoruz. Hel الدوحة في البحرين؟ لا، الدوحة في قطر. Ama eyne de ki soru, eyne ile başlayan soruya naam ya da la diyemiyoruz. Eyne Riyad? Riyad fi Suudiye diye doğrudan bilgi veriyoruz. Doğru cevabı söylüyoruz. Evet. Kendini tanıtma cümlesi kısaca. Ana Ahmet Ar-Raşid. Ana Ahmet Ar-Raşid. Ana Suudiyum. Ana fil işleyin. Ana tabib. İsmimizi söyledik. Buyruğumuzu söyledik. Yaşımızı söyledik. Ve mesleğimizi söyledik. Kısaca kendimizi tanıtabiliriz. Bu cümleleri öğrendikten sonra. Bu da yine yazımı açısından alışık olmadığımız bazı isimler var. Bu yabancı bir isim. Su Johnson diye okunuyor. Ana Amerikiye. Roberto Fanfani yine yabancı bir isim. Diğer isimlere aşinayız. Burada da fil eşreyn parantez içindeki rakamlardan kaç olduğunu görebiliyorsunuz. El arba'in, el sittin, el hamsin, el selafin şeklinde okunduğuna dikkat edin. Meslek olarak da yine bir tek bunu yeni görmüş olabiliriz. Mumarrıda hemşire anlamına geliyor. Ve şurası müennes olduğu için burası Enrikiyet'in gelmiş, burası Mumarrıda'nın gelmiş. Aynı şekilde Nebi ile ismi müennes olduğu için Sudaniye gelmiş, Mudarrisat'ın gelmiş. Dikkat edin buna. Ama diğerlerine müzakir olduğu için müennesik dağlarını göremiyor. Bu formu buna göre doldurmamızı istiyor. Burada da yine uyruğu soruyoruz. Ma cinsiyetu Nebil? Nebil Mısriyum. Ma cinsiyetu Su? Şuradaki yukarıdaki tabloya göre söylüyoruz. Su Amerikiyetun. Ma cinsiyetu Roberto? Roberto İtalyum. Şeklinde cevaplıyoruz. Burada dikkatimizi çeken şu olmalı. Yerini söylerken isimden yeni bir isim türetmiş oluyoruz. Mısır, Mısırlı veya İtalya, İtalyalı şeklinde bir üretiyoruz arkadaşlar. Yeni bir isim türetiyoruz. O isim türetmeyle ilgili şu kısa bilgiyi de verip dersimizi bitireceğiz. Evet, bu o bilgiyi de verdikten sonra zaten kitabımızda çok işimiz kalmıyor. Sadece pratiklere bakacağız. Ama şu kuralı vermemiz lazım. Vermeyi faydalı görüyorum. İsmi mensup diyoruz biz o tip isimlere. Nedir ismi mensup? İsmin sonuna şeddeli bir ya harfi eklenerek türetilen ve aitlik yani mensubiyet bildiren bir isimdir. Bu harf eklenirken isimde bazı değişiklikler olabilmektedir. Şöyle, eklenen ya harfinden önceki harf kesreli olur. İsim müenneslik tası ile bitiyorsa bu ta harfi silinip şeddeli ya harfini ekliyoruz. El-Kahiratu, El-Kahiriyyu veya da El-Suudiyyatu, El-Suudiyyu şeklinde söylüyoruz. İsmin sonunda zaten şeddeli bir ye varsa ikinci bir ya harfi eklemeye gerek kalmaz.
Hani yukarıda dedik ya, müenneslik tasını kaldırdık. Müenneslik tasını kaldırınca şeddeli bir ya kalmış olur. O ya harfiyle yetiniyoruz. İkinci bir ya harfi getirmeye gerek yok. Ya da bunu kaldırdık, şeddeli ya getirdik dersek de sonuç aynı olur, değişmez. Oluşturulan bu yeni isim, nitelediği isme göre müzekker ya da müennes olabilir. Bu ayrı bir konudur. Ahmet Mısriyon, Zeynep Mısriyetun. Ahmet Suudiyon, Zeynep Suudiyetun. Ahmet Amerikiyon, Zeynep Amerikiyetun şeklinde kullanımı var. Diğer kurallar yeri geldikçe öğretilecektir. Şimdilik bu kadar yeter. İsminden sonra izleyelim. Mesela şurada Tunus, Tunusiyon. Sudan, Sudaniyon. Maghrib, Maghribiyetun nebile olduğu için Maghrib Fas'ın isimdir arkadaşlar. Semire için Cezayir, Cezayiriyetun. Cezayiriyetun diyoruz. Evet arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. İnşallah faydalı olmuştur.